Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Bugün Cuma günü maalesef ki video yapmaya bir fırsatım bulamadım. Ama özellikle bugün okullarda ara verildi. Benim iki tane kızım var. Onlar okullardan geldi. Bu da benim için ayrı bir mutluluk oldu. Tabii her baba gibi bizler de bundan dolayı mutluluk duyarız. Baba konusuna gelmişken birçok baba kendisini her zaman ifade etmez ama çocuklarına karşı büyük bir sevgisi vardır. Bunu bazı babaların birçoğu belli edemiyor. Nasıl anlatsam bilmem ama işte gerçekte babaların çoğu çocukları yani en çoğu %99 diyebilirim çocuklarını sever, evlatlarının yanına gelmesinden mutluluk duyar, onları özler. Şimdi geçelim. Bugün bu sabah hava sıcaklığı 8'de kalktık. Tam 8'de yola çıkarken -1 -0.5'ti yani. Böylece camdaki buzu kazıyıp işe gittim. Bir saat gibi bekledikten sonra işler gelmeye başladı. Antifriz bakımları, antifriz ölçümleri. Ondan sonra kışlık lastik takmalar, lastik tamirleri. Başka yani çoğunlukla lastik işleri çıktı. Lastik işleri pek ilgi çekmediğinden video yapma gereği duymadım. Ondan sonra akşama doğru saat 4 gibi çarşambaya gittim. Hani 2 tane çapa var, 3 tane çapa vardı. 5 çapadan 3'ü araçta aktarmalarda, araçta yer kalmadığı için kalmış. Sonra tabii çok şükür bugün aldık. Getirdim evin arkasında bir yere koydum. Tabii iş yerinde yer olmadığı için depo olarak evin önünü kullanmaya başladım. İnşaata gelince oralarda yakın çevrelerde cenazeler olduğu için inşaatta bekleme oldu. Yarın inşallah kaldığı yerden devam edecektir. Bir de benim çocuklar gelince sınıflarında bir arkadaşlarını anlattılar. Arkadaşları gözleri maalesef görmüyormuş. O şekilde okuyormuş. Hatta üzülüyormuş. Okulla annesi getirip götürüyormuş ama zekası mükemmelmiş. Muhteşem zekası varmış. Maşallah diyelim. Dünyayı görememek yani hissedin. Görmeden yaşıyorsunuz. Nasıl bir duygu olduğunu merak edebiliyor musunuz? İşte bu yüzden halimize o kadar ne kadar şükretsek azdır. Ne kadar şükretsek. Tabii kendi haline üzüldüğünden ben de üzüldüm. Yani benim kızı mesela görmek, tanımak istiyor. Elle yüzünü tanımaya, yani beyinde yüz oluşturmaya. Fotoğrafı zaten elle alırsınız böyle. Yani onlar da eller görür. Gözler duyar. Yok gözler duymaz. Kulaklar dinler. Yani duyar kulaklar. Ama ben değilse kulaklar yerine gözler duyar. Mesela okuyarak ya da ağız okuyarak duymuş oluyorsun. Onlarda ise eller görüyor çoğunlukla. Sesler kulakları da görüyor. Ayrıca kulaklar da görmüş oluyor. Tıkırtı sesler falan eller de görmüş oluyor. Bunlarda zeka konusunda gelince onlar çoğunlukla yalnız kalıyorlar. Ben de tabii birçok insan muhabbet ederken ortamda ben ise genelde bu şekil misafirliklere pek gitmiyorum. Neden? Millet laf ederken
Duymuyorsun. Yani öylece durup bakıyorsun. Bu da sıkıcı geliyor. Yani anlayın işte. Bundan da ben halimden çok şükür memnunum. Böyle bir sıkıntım yok ama davetli yerlere gitmiyorum ama burada yazarak konuşmak veya ne bileyim yetiştiğim yerlerde birilerle muhabbet etmek istersen yazarsın. Bu güzel bir şey tabii. O gözlerinle duyabiliyorsun. Mükemmel bir şey. Her neyse arkadaşlar. İş yerini tabii biliyorsunuz. İş yerinde gelişmeleri yakından takip etmek isteyen arkadaşlarım var. Zaten paylaştığımda bayağı kişi görüntülemiş. Demek ki benim bir yerlere gelmemi isteyenler var ya da istemeyenler değil diyor galiba. Canları sağlık olsun diyorum. Ondan sonra bir başka duyumda diyor ki şimdi arkadaş araba aldım diyor. Değeri fiyat sürekli yükseldi diyor. Hayır arkadaşlar, arabanız varsa değeri hiçbir zaman artmıyor. Çünkü onların fiyatları daima dolar üzerine hesaplanıyor. Aracınızın değeri tam tersine düşüyor. Nasıl diyorsanız kilometre ilerledikçe kullanılacakça bu değer düşüyor. Ama TL dolar karşısında değer kaybettiği zaman aracının fiyat yükseldiğini zannediyorsunuz. Hayır. Tam aksi oluyor. Birçok hatta okulları okumuş birçok insan da bundan haberdar değiller. Ama dolar yani ben siyasi falan sevmiyorum. Şu anda parti falan pek tutmuyorum. Partizan falan değilim. Ülkeyi kim güzel yönetirse ona eyvallah başımın üstünde yeri var. Günün insanları maalesef ki yani neyse boş verelim. Kısaca özetlersek Çarşamba'ya gittim trafikten geçilmiyor. Herkesin elinde araba var. Her insanın elinde araç var. Bu yüzden bir yere malzeme almaya gittiğiniz zaman yollardan geçemiyorsunuz, gidemiyorsunuz. Önceden babam bile minibüsçülük yapardı. Köyden yolcu götürürdü. Artık hiç minibüs yok. Köyden Aserci'ye minibüs bulamazsınız. Herkesin altında araba var. Herkes araba buluyor. Bunlar da trafiğe gidiyor. Önceden arabalar yoktu. Kimselerin mazot almaya paraları yoktu. Bundan toplu taşımayı daha uygun buluyorlardı. Yani ben yaşadıklarımı anlatıyorum. Bir de ekonomi konusunu Türkiye için düşünürseniz şu anda dolar yükselmesi ile birlikte ürünlere fiyat geliyor. Bu da çalışanların asgari ücretin alım gücü düşmüş oluyor. Alım gücü düşmüş oluyor. Bu da iyi değil ama alım gücü gereğinden fazla yükseltilirse yani asgari ücret bu ürettiğiniz ürün mesela bir lira üretiyoruz asgari ücret yükseltildiği zaman 2 lira gibi maliyet çıkacaktır. Bunda ihracat yapamazsınız pahalı ürüne. Hemen pahalı diye Çin'e yönlenirler. Başka ülkeye yönlenirler. Bu şekilde ülke ekonomisi ilerleyemez. Yani nereden baksanız yapsanız da bir sıkıntı, yapmasanız da bir sıkıntı gibi. Ekonomiyi bilmek için, anlamak için profesör olmaya gerek yok. Yaşadıkları görüyorsunuz, yaşayarak. Kimse neyse doların yükselmesinde anlattığım gibi zarar görenler. Eğer bir tane odunu 10 liraya aldın, satarken bunun fiyatını mesela ona aldın. Eğer takip etmezsen müşteriye ona verirsin, gidersin 15'e alırsın. Burada para dönmesi tersine gidiyor. Ama
Eğer dolar yükseldiğince aşırı yükselirse bununla beraber asgari ücret de yükselmesi gerekiyor. Asgari ücret de o zaman doların yükselmemesi bizler için bir fark yapmaz. İsterse 20-30'da çıksın, ona göre asgari ücret çıkar. Yani ona göre asgari ücreti arttırırlar, ona göre ürünlerin fiyatını arttırırlar. Bazıları zannediyor ki ben arabayı 30'da aldım, şimdi 100 bin sandım oldu diyor. Kar yaptıklarını zannediyorlar. Araç aldığınız zaman kar yapmazsanız, ev aldığınız zaman belli bir fiyatta kalır, paranızı korumuş olursunuz. Ama araç almışken paranızı korumuş olmazsınız maalesef ki. Çünkü kelemetre gittikçe, modeli düştükçe fiyatı da düşüyor. Altın gibi yatırımlar yaptığınız zaman da paranız çoğalmış olmaz. Eğer dolar karşı yükseliyorsa altın bu şekilde çoğalmış olur. Ama dolarla aynı seyirde gidiyorsa altın yapsanız da sadece paranızı korumuş olursunuz. Yükselmiş olmaz. Neyse arkadaşlar, video bulamadım. Ben de merak edenler için bir içerik olsun dedim. Tabii izlenmeler falan, kanalda ölme olmasın, dili kalsın diye video yapmak istedim. Ben de sizden saklamıyorum. Beni takip edenlere teşekkür ediyorum. Ama bakın, siyasi tartışma da mümkünse kanalımda siyasi tartışma yapmayalım. Sadece onunla ilgili fikir yürütebiliriz. Fikirler yazılabilir. Neyse, bugün niye mutluyum? Çünkü çocuklar geldi. O yüzden mutluyum. Bazıları çocuklar bazen babaları sevgilerini ifade edemedikleri zaman beni sevmiyor gibi algı yapar. Diğer kardeşim çok seviyor, beni az seviyor gibi algı yaparlar. Bunun için her kaç tane çocuğunuz var, hepsine de eşit davranmayı mümkün olduğunca dikkat ediniz. Bunu kendinizde, kendilerinde ifade ediniz. Ben sizlerin aranızda adaletsiz yapmak gibi bir niyetim yok. Benim sizler de yani niyetim, yani kim yakınsa, kim daha uygunsa ona iş vermiş olabilirim, çağırmış olabilirim. Bu da sizin üzerinizde adaletsizliği, yani şüphelere yol açmasın gibi onlara böyle vermelisiniz zamanla. Her neyse arkadaşlar, fazla uzatmayalım. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.